çerçevesinde, Türkmen hassasiyeti çerçevesinde Türkmenlere bakmasını arzu ediyorlar Türkmenler. Ancak gidişatlar öyle değil. Mesela son günlerde Türkiye'de her şey iktidar bazı faaliyetlerinde Türkmenleri kızdırmışlardır. Mesela Kuzey Irak'ta bir gün 300-400 civarında Türk şirketi vardır. Halbuki Kerkük'te 20 civarında şirket yoktur. Bunları nasıl değerlendirmişsiniz? Oradaki Türk iş adamlarının tabi orada bir hatası var. Yani Kerkük'e aşkla, şevkle, hizmet heyecanıyla gitmeleri gerekir. İlla kar değil. Ki kar da ederler de yani. Çünkü her yer Türk kaynıyor. Orası bir ilimiz gibi. Sanki bir Konya'ya tesis açmış gibi. Daha hoş, daha güzel. Bunu devletin teşvik etmesi gerekir. Basının teşvik etmesi gerekir. Televizyondan teşvik etmesi gerekir. Yani pek düşünmüyor da olabilir aslında. Hatırlatılırsa yaparlar yani. Yapılmayacak bir şey değil. Hocam, Irak kaynayan bir kazan. Evet. Irak'ın önemi Türkiye için de büyük bir önem arz eder. Özellikle de hem Türkiye hem Türk dünyası için. Irak'ın Türkiye'ye karşı sempatisi de bellidir. Çünkü son yıllarda Irak politikacıları sık sık Türkiye'ye gelip gidiyorlar. Türkiye ile fikir alışverişi yapıyorlar. Siz de Türkiye'nin Irak politikasında ne gibi değişiklikler olması gerekiyor? Türkiye'nin Irak politikası tabii çok hayati. Türkiye'nin tabii önemli bir hedefi Irak'ın milli bütünlüğünün bozulmamasını sağlamak. Yani Irak'ı bir bütün olarak ele almak. Ve bütün kalmasını sağlamak. Ve Irak'la çok içli dışlı olup, Irak sanki bizim bir şehrimiz gibi olması gerekir. Aslında Türkistan Birliği düşüncesi içerisinde ilk birleşmenin yapılması gereken ülke diyebilirim Irak için. Yani Türkistan Birliği düşüncesi içerisinde Türkiye'ye hatta kendilerinin ilhak düşünceleri de vardı. Yani Türkiye ile birleşme düşünceleri de vardı. Bu Irak için müthiş bir kurtuluş olur. Yani bir anda Irak'ı adeta patlatır. Yani muazzam bir ekonomik gelişme, muazzam bir huzur, muazzam bir ekonomide canlanma ama çılgınca bir canlanma olur. Ve Irak halkı bütün şu ızdıraptan, çileden, acıdan birkaç günün içinde ferahlar kurtulur. Yani Türkiye'nin himayesine girmeyi istemek Irak için çok büyük bir nimet olur. Hocam, himayesine yani bunu biraz açar mısınız? Diyecek ki, şunu söyleyecek, biz yönetimde Türkiye'nin etken olmasını istiyoruz. Yani bizim yönetimimizde, memleketin yönetiminde birinci derecede etkili güç olsun. Yani garantör devlet olsun. Nasıl Kıbrıs'a garantör Türkiye? Yani Kıbrıs-Türkiye ilişkisi nasıl? Bunun gibi olsun. Ama bunu Amerika kabul eder mi sizce? Ya Amerika'nın müthiş lehine bu. Yani adamı ölmeyecek. Amerika gelsin şirketlerini kursun Türkiye'nin yönetiminde olduğunda. İstediği gibi ticari faaliyetleri yapsın. Bu Amerika'yı müthiş yıpratıyor şu anki sistem. Ya Türkiye garantör olarak bölgeye girdin mi? O saat orada terör biter. Konu biter. Yani Araplar müthiş rahat eder, Türkler rahat eder, Kürtler rahat eder, herkes rahat eder. Çünkü Türklerin endişeleri vardır. Özellikle Türk ordusunun Kuzey Irak'a girdiği şeylerde, dönemlerde Türkiye, Amerika gibi Kuzey Irak'ı, Kerkük'ü, Musul'u tekrar işgal etmek peşindedir. Böyle bir söylentiler oldu. Özellikle de Kürt liderlerinin. Yok, Türk ordusunu tanımıyor onun için. Türk ordusu da çok sevecenler, sevgi doludur. Yani herkesin iyi olmasını ister. Yani sırf Türklerin rahat etmesini düşünmez Türk ordusu. Herkesin rahat etmesini ister. Yani oraya girdiğinde mesela birçok ülkeye gitti, Bosna'ya gitti, efendim oraya buraya, dünyanın her yerinde Türk ordusu. Her yerde huzur, rahatlık sunuyor. Her yere zenginlik, bereket, bolluk sunuyor. Oraya gidince Araplar da rahat edecektir tabii ki. Onlara da bereket, bolluk sunacaktır ama tabii ki Türkmenlerin üzerindeki baskı da kalkacaktır. Yani bu gayet insani, makul olan bir şey. Bunda şaşıracak veyahut karşılarında üzecek bir şey yok. Yani Irak, Türkmenlerin üstündeki baskı kalkınca rahatsız olmaz ki bundan. Hoşuna gider. Hocam, tabii zamanımız biraz daraldı. Programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Programımızın sonunda öncelikle İslam alemine, Irak'ta yaşayanlara, Arap ülkelerinde yaşayanlara, bütün dünya insanlarına neler söylemek isterim? Bu önümüzdeki 10-20 yıl içerisinde Türk-İslam Birliği kesin oluşacak.
hocamız söylemişti desinler, hatırlasınlar söylüyorum. Yani her yıla dikkat etsinler. Tamam, acı da çile de çok olacak, bu doğum sancısıdır. Fakat doğumda mükemmel olacak. Çok güzel be, nur topu gibi İslam bütün dünyayı ışıtacak inşallah. İslam ahlak hakim olacak. Mehdi'nin zuhurunu görecek İslam alemi. Hazreti İsa'nın nüzulünü görecek. Nefes kesecek bir medeniyet, nefes kesecek bir mutluluk çağına doğru giriyoruz. Bu kadar çile ve bu kadar acı, bunların hepsi hadislerle belirtilmiştir. Bu çilelerin hepsi bir doğumun sancısı olduğu çok detaylı anlatılmıştır. Hiç tedirgin olmasınlar. Türk alemi de, Arap alemi de, diğer kardeşlerimiz de hepsi mutlu ve müreffeh bir dünyaya doğru gidiyorlar. Amerika'nın da canı yanıyor bundan. Amerika da huzura kavuşacak. Ondan üstündeki çile de kalkacak. İsrail'in üstündeki çile de kalkacak. Ve bölgenin tamamı rahatlayacak. Yani bu günlere doğru gidiyoruz. Fakat bu şeyde tabii kenetlenmemiz çok önemli. Bütün Türk milliyetçilerinin, milliyetçi mukaddes kesimin, Atatürkçilerin, aklı başında sol kesimin, tutarlı olan sol kesimin de bu konuda kardeşlik bilinci içerisinde hareket etmesi çok önemli. Ben bir son soru sormak istiyorum. Tabii cevabınızdan yola çıkarak, Türk-İslam birliği diyorsunuz ancak Türkiye'de layıklık meselesi ağır basıyor. Özellikle de AK Parti'nin iktidara geldiğinden sonra bir irtica faaliyetini sanki öyle ampoze ediyor basına. Türk-İslam birliği ile layıklık acaba birbiriyle bağdaşır mı dediğiniz çerçevede? Layıklık? Evet, evet. Laiklik İslam'ı böyle süt gibi ortaya çıkartır. Yani münafığı yok eden bir sistemdir laiklik. Laikliğin olduğu yerde münafık olmaz. Münafık çok büyük bir beladır. Yani kanser gibi gizli bir güçtür. Ya büyük bir beladır. Bunu, bu uğru toplumdan yok eder laiklik. Yani laikliğin olduğu yerde İslam en güzel şeklinde yaşanır. En samimi ve en dürüst şeklinde yaşanır. O yüzden laikliği bir nimet olarak değerlendirmesi gerekir bir Müslümanın. Çünkü İslam kelimesi geldiği zaman gündeme, herkes laiklığının karşına ve zıt bir kelime olarak algılıyor bunu. Özellikle de bizler Irak'tan ve yurt dışından Türkiye'ye baktığımızda bu şekil Türk medyası veya Türk basını bu şekilde ampoze ediyor halka. Hayır hayır, son derece bir huzur veren, sistemi rahatlatan bir şeydir laiklik. Yani bir kere herkes rahat olur. Yani bir tek bizlerin değil, mesela Yahudilerin de huzurlu olması çok önemlidir. Yani canı yanıyorsa Yahudinin sen rahat yaşayamazsın. Hristiyanın canı yanıyorsa sen rahat yaşayamazsın. Veyahut ateist perişan edildiyse sen rahat yaşayamazsın. Allah onu öyle yaratmış. Adam açıkça söylüyor. Gizlesin mi? Gizlemiyor açıkça, ben dinsizim diyor. Açık açık söylüyor. Bu çok daha iyi. Gizlemesi kötüdür. Laiklik de işte bunun güvencesi olmuş oluyor. İnşallah hocam, umarız dediklerinizin hepsi gerçekleşir. Dünya insanları da hepsi rahatlar. Barış içinde yaşarlar. Allah'ın izniyle kader böyle. İnşallah. Kader böyle. Kaderi kimse değiştiremez. Allah'ın kaderi işleyecek inşallah. Hocam çok çok teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. Hocam adınız Yemen'de konuk ettiniz. Allah razı olsun. Çok sağ olun, teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. Şeref verdiniz, lütfettiniz, kerem buyurdunuz. Çok sağ olun. Bütün kardeşlerime selamlarımı, hürmetlerimi iletiyorum. Hepsini. Hepsini sevgiyle kucaklıyorum. Evet değerli seyircilerimiz, programımızın sonunda Bilim Araştırma Vakfı'nın onursal başkanı, yazar ve düşünür Sayın Adnan Oktay hocamıza çok teşekkür ederiz. Bir daha buluşmak üzere. Hepinizi Allah'a ısmarladım. Hoşça kalın, mutlu kalın, sevgiyle.